Yani yoldan çıktık ama yol çok güzel. Rio. Ben bir farmer. Farmer, çiftçi. Günün birinde buraya da yerleşme fikri. Çık aklımdan, çık. Evin şöyle bir manzarası var. Evet, neredeyiz? Fatima ile beraber. Fatima kendini göster. Fatima Azerbaycan'dan geldi. Şu an Fethiye'de yaşıyor. Onun arkadaşı Catherine'in çiftliğine gidiyoruz. Catherine de Amerikalı. Seydi Kemer Ovası gibi bir yerlerdeyiz. Muhteşem bir coğrafya ve kaybolduk. Ama nasıl güzel. Yani yoldan çıktık ama yol çok güzel. Şimdi ana yola çıkacağız. Bizi oradan alacaklar. Fatimacığım biraz etrafı gösterir misin şöyle sana? Ne biliyor da bizimle tabii ki şimdi. Onu diyorum Fatima'ya, yüksek aracım varken hiç böyle dağ bayır action hayatım yoktu. Aracı alçak yaptım. Bu sefer de bütün dağ bayırı gezeyim geliyor. Ama bildiğin traktör yolu buralar yani. Dikkatli dikkatli gidiyoruz. Birkaç gün biz burada kalacağız. Çiftlik hayatını yani onlarla beraber tarlaya gideceğiz, bahçeye gideceğiz. Telefon çaldı. Onu da deneyimlemiş olacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Catherine. Merhaba. Merhaba. Şimdi Catherine'i tanıyayım bakalım. Catherine kimsin sen? Ben bir farmer. Farmer, çiftçi. Çiftçi. Ya. Şimdi biz Muğla'da Seydi Kemer'in Seki beldesindeyiz. Burada organik tarım yapmaya çabalıyor. Niye çabalıyor? Çünkü etrafta her yeri çok ilaçladıkları için toprağı arındırmaya uğraşıyorlar. Bize bahset bakalım birazcık. Neler yapıyorsun? Bu parça. Kavun ve karpuz ekledik. Ektiniz. Ama bir sorun var. Toprak oldu. Olduğu gibi. Çok eski, azot değil. O yüzden karpuz azot seviyor. Toprak da azot değil. Yani çok yavaşlı yetiştiriyor. Samanların anlamı ne? Saman koymak için su çıkmıyorsa. Ha, su yoksa çıkmıyor. Susuz tarım yapmak için. Evet, evet. Su kalıyor. Mesela güneş gelirken su kalıyor. Ha, kurutmaması için. Başka ne ektiniz? Kanal yaptık. Evet, sulama kanalları yapmışlar. Hep bunları kendileri uğraşmışlar. Yani, Guavera ile beraber eşi. Onu da tanıştıracağım. Her sabah şişeyle sulama yapıyoruz. Şimdi siz şuradaki dereden buraya motor bağladınız. Su gelebilsin diye. Nehirden orada. Ha, orada nehir. Elin Amerikan yalısı gelmiş. Bizim Seki'de organik tarım yapmaya çabalıyor ya. Ama bu köyde bir tane genç yok. Şimdi az önce kahvenin oradan geçtik. Herkes kaçmış gitmiş. Sadece yaşlılar var. Hmm. Bunlar ne? Kabak mı? Fasulye. Fasulye orada. O kadar tanımıyorum. Orta. Fasulye koyduk. Çok iyi yetiştiriyor. Şunlar fasulye, evet. Evet. Bu? Spinak turp. Bunlar ne? Kıvırcık lahana. Aa, şey değişiyi bu. Ama bu parça hep tohumları Amerika'dan getirdim. Organik tohum. Evet. Yani aynı tohum ama renk değişik. Kıvırcık lahana, kıvırcık lahana. Amerika'dan happy food. Hep iyi yeme. 1,5 dönüm bir arazi kiraladınız burada. 2 senelik kira olarak. 600 lira. Total. 2 senelik, evet. Aylık değil. Evet. Orada bir yanlışın olabilir. 600 TL'ye vermezler 2 sene sana burayı ya. Zannetmiyorum. Bayağı da popüler bir köy burası. Bu festivalist. Şimdi yeni proje. Başladım. Kartan koyuyorum. Çünkü ot her zaman çıkıyor. Mesela otları çıkıyor ve bitki çok küçük. Başlangıcı çok küçük ama otları daha büyük olacak. Asıl ya, üretmek istediğin bitkiden daha çok. Lucky.
otu oluyor. Doğru söylüyorsun. Bunlarla otları korumaya çalışıyorsun. Kaç tane koyuyorsam? Çok az ot çekiyor. Tarlayı gördük. Gavelli ve Ketrin beraberler. Bu işi de beraber yapıyorlar. Biri Amerikalı, biri Suriyeli. Muğla'da, tekrar söylüyorum, Seki Yaylası civarındayız. Kasabasına çok yakınız. Peki Ketrin, amacın ne? Yani bu ürünleri satmak mı? Evet, inşallah. Buraya yerleşip bunları, bu işi yapmak istiyorum. Şimdi yetirsin. Toprak iyiyse, yani daha iyi bitkiler gelir. Evet, toprağı ıslah etmeye çalışıyorsunuz, farkındayım. Evet. Ketrin okulunu, bu işin okulunu okumuş. Sen hevesin nereden? Ben 15 yaşındayım, okul bıraktım. Yani yollarınız kesişince mi? Evet. Sen de sevdin? Bizde aynı şey vardı, aynı planımız. Sonra bir araya geldiniz. Ya ne kadar güzel. İkisi de aynı şeyleri istiyorlardı ve bir araya geldiler. Dünyanın çok farklı bir yerlerinden, ikisinin de vatanı değil ama gelip burayı vatan bilmişler şimdi. Ben de çok tesadüfen Ketrin'le Fethiye'de tanıştım ve sonra buraya geldik. Şimdi onların evlerinde kaldık. Yani benim de hayallerimin arasında organik tarım yapmak, o yüzden zaten ilgilendim. Artık doğayı yedik, bitirdik, her şey bitti. Sonuna geldik, dünyanın kapanışındayız. Hepimiz kendimiz bir şeyler üretebilecek hale gelmemiz gerekiyor. İşte domatesli, salatalıklı, fasulyeydi. Kız tohumları Amerika'dan getirmiş. Şimdi ona şey tohumu bulacağım. Güne bakan. Sunflower. Evet, Ayşe'cim. Onun atalık tohumlarını bulup yollayacağım ona. Onu da burada ekmek istiyor. Ve bence bu coğrafyada da gayet güzel olur. Şunlar ne? Şimdi onlarda ne tohumladın orada? Fidan olacak. Tohumdan ekiyorsun, sonra böyle oluyor, onu biliyorum. Domates çıkıyor, marul. İşte orada biber ve kaba. Terasta tarım yapmıştım bir videomda. Orada bunları görmüştüm. Önce tohumları bunlara koyuyoruz. Burada böyle yeşil hale geliyor. Sonra bunlar ekiliyor. Öyle tohum direkt ekilmiyor arkadaşlar yani. Dereotu. Dereotu. Evet. Vay, bu da dereotu olacak. Ya burada sıcağın anında çabalıyorlar işte. Evet, biraz da size Seki'yi gösterelim o zaman. Hadi bakalım. Burası da evleri. Ketrin'le Gavera'nın. Bizi burada misafir ettiler. Tabii sabah biz mutfağı topladık, birazcık çıktık. Çünkü Fatima da benim gibi hiç içi durmuyor. İşte böyle tatlış bir ev, sobaları da var. Burada da iki oda var. Biz de orada kalıyoruz birinde. Ve evin şöyle bir manzarası var. Aşağıda da ev sahipleri oturuyor. Bir vadi. Seki'de Ketrinlerin arazisine yakın böyle de bir dere akıyor. İşte bu dereden motorla su çekmişler. Sulama yapmak için. Yani hava mesela şu an 30 derecelerde falan ama esiyor, püfür püfür. Hiç yormuyor. Yayla havası var. Fethiye'ye yaklaşık 70 kilometre falan uzaklıktayız şu an. Rio! Hadi gidelim. Burası da Seki'nin işte kasabanın meydanı gibi bir yer. Hiç genç yokmuş burada. Onlar şikayetçiler. Yani işte amcalar da burada okey oynuyor, taş diziyor. Tarlalarda hiç çalışan yok. Zaten bizim Ketrin burada işte elin Amerikalısı gelmiş, tarlada çalışıyor diye herkes gurur duyuyor. Gördüğünüz gibi amcalar taşları diziyor. Biri de bunu yapmalı değil mi? Ama çok güzel bir coğrafya yani. Ben buradan geçiyordum. Geçen sene de geçtim. Dazorlar, Don't böyle tabelaları görmüşsünüzdür. Onlar hep buralar. Ama içerilere girmek tabii ki aklıma gelmemişti. Hatta yakınlarda bir antik şehir de var. Muğla'nın her yeri antik şehir. Şimdi şöyle de bir meydanları var. Güzel bir kasaba burası. Muğla'nın her yeri gibi burası da cennet. Şurada bir cami var. Şok var, A101 var, yani marketler de var. Neden olmasın? Günün birinde buraya da yerleşme fikri. Çık aklımdan, çık.